emlak alım satımı, yapsatçılık ya da işte bu tür işler Kıbrıs'ın kuzeyinde üçüncü bir sektör olabilir mi? Öyle iddialar var. Yani eğitimden ve turizmden sonra bu sektör de bir üçüncü sektör olarak kalkınmada katkı koyabilir. Öyle iddialar var. Bir evet. emlakçı olarak nasıl bakarsınız buna? Doğru planlanması koşuluyla, yani öncelikle yeşili, doğayı bozmadan veya çok çok minimum düzeyde zarar görerek planlamak mümkün. Bu işte fiziki planla alakalıdır. Bu konunun gündeme gelmesi yakındır. Müteahhitler Birliği bu konuda çalışıyor. Bahsettiğiniz yani üçüncü konuda. Mega sektör evet. projesi mi bu? Evet. Yani ağırlıklı Türkiye ve onun dışındaki Çin, işte Uzak Doğu, Avrupa ve civar Akdeniz bölgelerindeki orta üst düzey gelir grubunu işte lokasyonumuz, doğal güzelliğimiz itibariyle yabancıların alıp kiralayacağı veya alıp tatil evi olarak kullanacağı veya emekli evi olarak kullanabileceği, kendi sermayesini getirip omuzuna alıp götürmeyeceği bir mega yatırım sektörü olarak düşünülebilir ki bu eğitimi, eğitim sektöründeki yatak kapasitesine gelen öğrenci itibariyle 90'dır 150'ye gideceği söyleniyor. İhtiyaç var. Turizmde de 20-25 bin yatak kapasitemiz var. 50 bin olması hedefleniyor master plan çerçevesindeki bir destinasyon olarak, pazarlanabilir minimum bir destinasyon olarak Kuzey Kıbrıs turizm ajandasına girebilsin. Yani bu bir stratejik hedeftir. Türkiye ile birlikte işte bu kadar büyük bir Ercan, işte otobanlar, yollar, işte su geliyor, elektrik gelecek falan. Bütün bunlar aslında daha büyük bir turizm potansiyelinin tetiklenebilmesi adına yapılıyor. Hı hı. İşte burada mega ana sektör olarak yapsak sektörünü dışarıdan gelecek olan sermayeyle ve yerli sermayeyle bütünleştirip bu yatak kapasitesini öğrenciye ve turizme yönelik artırabilirsek bir mega ana sektör olarak bunu tetiklemiş oluruz ki peşinden 50-60 tane biliyorsunuz inşaat sektörü 50-60 diğer sektörü peşinden sürükleyeceği için çok ciddi bir canlılık yaratacaktır. Ancak çok dikkat etmek lazım işte doğayı ve çevreyi bozmadan, sosyo-kültürel yapıyı fazla zedelemeden planlı bir şekilde bunları ele almak lazım. Aksi takdirde demokratik yapı çok hızlı bozulabilir. Tolere edemeyeceğimiz ciddi sıkıntılar olabilir. Bunları bir plan ve öngörü çerçevesinde ele almak lazım.